Herkese merhaba. Efendim benim okul yıllarımda böyle yazar etkinlikleri, yayın evlerinin yarattığı fırsatlar falan yoktu. Ama aklın gösterdiği yolu kullanan idealist öğretmenlerimiz vardı. Sayelerinde kitabı ya da herhangi bir metni okumanın bir şey, onun derinliklerine dalmanın çok şey olduğunu öğrendim. Şanslıydım. Belki de bu şansın bıraktığı izlerle Gün Işığı kitaplığıyla buluştum ve Gün Işığı You.com için işbirliği yaptık. Onlarca kitabın yaratıcı okuma uygulamalarını hazırladık, hazırlıyoruz. Gün Işığı You.com'daki etkinlik dosyalarını yaşın gerçeklerine, becerilere, dikkat süresine, öğrenme sistematiğine, ilgi alanlarına, kalıcılık kodlarına göre düşünmek ve yaratmak benim konum. Örneğin küçük sınıflar için kinestetik, lise sınıflarında sorgulayıcı, özgür ve çağrışımlı yaklaşımlar, çocukların ve gençlerin hikayeyi hatta atölyeyi içselleştirmelerini kolaylaştırıyor. Bu nedenle de küçük sınıflarda üretimler çocuğun yaptığını gösterebilmesi, diğerlerininkiyle karşılaştırabilmesi, bedenini kullanabilmesine göre düşünülüyor. Oysa lise öğrencisinin çalışmada zihinsel farkını sergileme gereksinimi hayati ama beden kullanma beklentisi küçüklere göre çok daha sınırlı. Uygulamalarda işte bu farklılık kesinlikle gözetiliyor. Başlarken belirtmeliyim ki You.com'daki bütün atölyeler satın alma yapılmadan, el altındaki malzemeler kullanılarak öğrencinin kendi başına ya da grubuyla gerçekleştirebileceği kolaylıkla düşünülüyor. Dolayısıyla bu çalışmalar bütçe gerektirmiyor, altını çiziyorum. El ve yaratıcılık becerilerini, yetkinlikleri değerlendirmeyi hedefliyor. Günışığı.com'daki tartışma soruları da, uygulamalar da temelde yaşı ve sınıfı odaklıyor. Mesela pek çok atölyede yer alan münazara uygulamasının yaşa, sınıfa göre nasıl farklılaştığına bir bakalım. Bianco Pizzorno'nun 3. ve 4. sınıflara hitap eden Ağaçtaki Ev kitabının münazara uygulamasında bir grup hikayeye uygun olarak doğa içinde ağaç evde yaşamanın, diğer grup da kentte apartmanda yaşamanın üstünlükleri, eğlenceli ve yararlı yönlerini anlatarak birbirlerini ikna etmeye çalışıyorlar. Bu düzeyde münazara uygulaması tüm sınıfın katılabileceği, takım ruhunun deneyimlenebileceği, gerçekleştirmesi kolay bir tür yarışma. Ha, 6, 7, 8. sınıflar yani ortaokul düzeyine geldiğimizde örneğin Vladimir Tumanov'un Asılı Dağın Kahini romanının atölyesindeki münazara uygulamasında tartışma derinleşiyor. Cesaret geleceği değiştirebilir, yaratıcılık geleceği değiştirebilir. Şimdi tartışıyorlar ama her ikisi de doğru önermeler. Ancak artık uygulamanın amacı gençlerin kanıtlar üreterek konuşma ve ikna yetilerini sergilemeleri. Lise sınıfları. Şimdi lise sınıflarında bu uygulama felsefi bir boyuta tırmanıyor. Mesela James Cruce'un Satılan Gülüş romanının münazarasında gruplar kimse sınanmadığı bir kötülüğün masumu değildir ile bir kötülüğün masumu olmak için sınanmak gerekmez önermelerini karşılıklı olarak savunuyorlar. Ciddi düşünsel bakış, bütünsel kavrayış gerektiren bir düzeydeyiz artık lisede. Sınıf uygulama uyumunda bir karşılaştırma da atölyelerde sıkça yer alan araştırma başlığıyla yapabiliriz. Yine Vladimir Tumanov'un ortaokul düzeyi için yazdığı Asıl Dağın Kahini romanında araştırma uygulaması kitabın omurgasını oluşturan helelan konusunun tarihine, coğrafi konumuna, tetikleyicilerine, insanoğlunun yanlışlarına, önlemlere eğiliyor. Çiğdem Sezer'in Saklı Bahar romanının araştırma atölyesinde ise aile içi şiddet olgusu, fiziki ve manevi ayrımı, sınıfsal temelleri, mücadele yollarının araştırılması ciddiyetiyle lise düzeyinde artık sosyolojik bir vaka olarak ele alınıyor. Evet, görüldüğü üzere sınıflara göre uygulamanın kapsamı da derinliği de boyutu da değişiyor. Ha, benzer bir ayrışma temalar için geçerli. Aynı tema farklı düzeylerde farklı işleniyor. Örneğin iyilik kötülük teması. Şimdi bu tema Anna Lavatelli'nin ortaokul düzeyine hitap eden Harika Tarif isimli kitabında Gaston ve korsanların yaptıkları üzerinden çalışılıyor. İyi kötü neye denir? Birini onun iyiliği için cezalandırmak iyilik midir? Birini ders çalışmak ya da ödev yapmak gibi istemediği bir şeye zorlamak kötülük müdür? Ya insan hep iyi ya da hep kötü olabilir mi? Sorularıyla iyilik kötülük teması irdeleniyor. Hedef çocuğun bu kavramları kendisiyle ilişkilendirerek bir farkındalık içine girmesi. İşte aynı tema lise sınıflarında James Cruce'un Satılan Gülüş romanının atölyesinde yaşamda fark edilen edilmeyen ne kadar çok iyilik görünümde kötülük olduğu, toplumda iyilik diye dayatılanların hangilerinin aslında kötülük olduğunu sorgulayan
sosyolojik bir boyutta ele alınıyor. Evet, görüldüğü gibi temalar da yaşa, sınıfa göre işleniyor. Şimdi dediğim gibi atölyeler genellikle farkındalık ve yarar hedefiyle düzeye göre oluşturuluyor. Ama yöntemler bütün yaş gruplarında haz odaklı. Neden? Çünkü beyin duyguları harekete geçiren, uyarılara duyusal karşılık veren deneyimlere hassas. Bilginin beyne kaydolmasını sağlayan ana etken duygu. Okuduğu, dinlediği, yaptığı, gördüğü herhangi bir şey kişide uyandırdığı duygu aracılığıyla beyne kaydoluyor. Yani biz de olumlu, olumsuz herhangi bir duygu uyandıran şeyin sonrasında daha kolay hatırlıyoruz. Zihin yapımızın bu gerçeğinden hareketle atölyelerin duyguları kaşıması hedefleniyor ki çalışılanların kalıcılığı artsın. Şimdi bu uygulamaların haz niteliğine örnek olarak Raif ve Polat'ın 3. ve 4. sınıflar için yazdığı Devin şarkısına bakalım. Bu kitabın müzik uygulamasında çocuklar bir okul şarkısını ve kalem, bardak, kağıt rulosu, cetvel, kitap, pet şişe gibi sıradan malzemeleri, objeleri çalgı olarak kullandıkları bir orkestra ile seslendiriyorlar. Her türlü şeyle müzik yapılabileceğini fark ederken eğlenecekleri ve sonrasında da yineleyecekleri kesin. Aynı atölyenin şarkı uygulamasında küçük gruplar halinde çalışarak bir okul şarkısına yeni sözler yazıyorlar. Yaratıcılık ve ritim yeteneklerini kullanmaktan keyif alacakları bir etkinlik bu da. Hele bir de o şarkıyı yazdıkları yeni sözlerle seslendirirlerse. Uygulamanın eğlence yönüne bir başka örnek. Ana sınıfı 1 ve 2. sınıflar için David Almond'un başarının ipi göstermekten çok mutlu anılar biriktirmekten geçtiğini anlatan Küçük Koşucular kitabından. Şimdi bu kitabın yarışma uygulamasında okulda kitaptakine öykünen bir koşu yarışması düzenleniyor. Herkes kazanana öncesinde elleriyle hazırladığı bir resim, bir övgü yazısı, bir madalya, bir rozet hediye ediyor. Heyecanla sarmalanmış arkadaşlık, ekip ruhu, yaratıcılık, el becerisi için ideal. Yine aynı kitabın bir başka uygulamasında koşunun duyuru posterleri hazırlanıyor. Üretilenler geleceğin reklamcıları köşesinde sergileniyor. Keyif verici. Bu yaşın gerek duyduğu motivasyon, beden-zihin kullanımı ve işbirliğine dayalı iletişimle sağlanıyor. Uygulamaların haz niteliği lise sınıflarında da önde. Örneğin James Cruce'un Satılan Gülüş romanının atölyesinde öğrencilerden cep telefonlarıyla masumiyet temasını yansıtan fotoğraflar çekmeleri isteniyor. Yaratıcı düşünceyi, metaforlu anlatımı, hayal gücünü, ilişkilendirme metodunu sınayan, saçmalama özgürlüğü sunan doyurucu bir uygulama. Çiğdem Sezer'in Saklı Bahar'ın atölyesindeki müzik uygulamasındaysa öğrenciler kitabın filmi çekilse en uygun fon müziğinin ne olacağına dair öneriler getiriyorlar. Yine özgürlük, yine keyif ön planda. Evet. Gördüğünüz gibi haz atölyelerin olmazsa olmazı. Gelelim dizi atölyelerine. Şimdi küçük, daha çok küçük yaş gruplarında karşımıza çıkan dizi kitaplar günışığıyu.com'da genellikle birlikte ele alınıyor. Böylece tartışma sorularında bir bütünlük, uygulamalarda derinlik oluşuyor. David Kali ve Benjamin Shud'un ana sınıfı 1 ve 2. sınıflar için yazdığı Okuldaki Hayalci dizisinin ödevimi yapmadım çünkü acayip şeyler oldu ve okula giderken çok komik şeyler oldu adlı iki kitabına bir bakalım. Şimdi bu iki kitap aslında bir maceranın ardışık iki bölümü. Şimdi ilk bölüm için okulda neden ödev verilir? Ödev bir çocuğa ne kazandırır? Ödevi yapmamanın bahanesi olur mu? Sorularıyla ödev konusu. İkinci bölümde de sizce öğretmen çocuğun okula geç kalma nedenlerine inanıyor mu? Siz öğretmen olsanız inanır mıydınız gibi sorularla geç kalma konusu irdeleniyor. Çocuğun empati yapması isteniyor. İşte bu irdelemede 6-8 yaş grubu çocuğunun kendi gerçeklerini ve kendi nedenlerini düşüneceği çok açık. Aynı dizinin bir uygulamasında kitapların baş kahramanı olan isimsiz çocuğa sınıfça bir isim yakıştırılıyor. Kitaplar birleşiyor. Hayal uygulamasında öğrenciler zaman makinesi görevi yapacak bir şapkayla ya da bir kaskla istedikleri bir döneme ya da istedikleri bir yere gittiklerini hayal ediyorlar. Hayaller birbirlerine anlatılıyor ve fotoğraflar çekiliyor. Efendim Yağmur zaman makinesiyle Kuzey Kutbu'na gitti, Sinan zaman makinesiyle Taş Devri'ndeydi diye velilerle paylaşılıyor. Keyifli. Kısaca diziler özellikle küçük yaş gruplarında çocuğun konuya ve kahramanlara bütüncül bakmasını sağlarken atölyeler içinde malzemeleri arttırıyor. Ha, diziler gibi öykü kitapları da benzer olanaklar sunuyor. Şimdi öykü kitaplarındaki öykülerin ortak
noktaları uygulamalarda öne çıkarken her öykünün bir grup tarafından sahiplenilerek konuydu, sözcük dağarcığıydı, karakterlerdi, olay örgü, duygu örgüsüydü, mesaj gibi yönlerden analiz edilmesi öykü atölyelerinin olmazsa olmazı. Örneğin işte Nihat Ziyalan'ın ortaokul düzeyine denk gelen öykü kitabı Kısa Pantolonlu Sevdası'nda 7 öykü var. Şimdi bu 7 öykü bir yanda tek tek tartışılıyor, diğer yanda da yazarın aile ilişkilerine ait ortak davranış ve tutumlar irdeleniyor. Uygulamalarda ise çoğunlukla öykülerin ortak unsurları öne çıkıyor. Mesela bu öykü kitabında öğrenciler gruplanarak tarihi, coğrafyası, ekonomisi, etnolojik özellikleri, yok efendim mutfağı gibi Adana kentini 5 ayrı yönden inceleyen sunumlar hazırlıyorlar. Araştırma uygulamasında yörenin müziklerini, yerel edebiyat ustalarını, yöreyi konu alan sinema yapıtlarını çalışıyorlar. İşte doğasındaki öznel ve ortak malzemelerle gördüğünüz gibi öykü kitaplarını işlemek çok kolay. Gelelim atölyelerin velilerle bağlantısına. Şimdi bu bağlantı önemli. Neden? Çünkü çalışmalar onlara bazı ipuçlar, hatta bazı mesajlar iletiyor. Bu anlamda Christine Nöstlinger'in 3. ve 4. sınıflara hitap eden Aklından Düşünceler Geçen Çocuk kitabına bakalım. Şimdi bu kitabın tartışmalarında bir soru var. Diyor ki, Rosalinde amcasının en çok kimi seviyorsun sorusuna nasıl cevap veriyor? Yetişkinlerin çocuklara sıklıkla sordukları bu tür sorular için siz ne düşünüyorsunuz? Yetişkinlere ders niteliğinde yanıtlar çıkabilir. Aynı kitabın bir uygulamasında yalan irdeleniyor. Yalan neye denir, neden söylenir? Bu yetişkinlerin beyaz yalan dediği nasıl bir şeydir? Yalanın beyazı, kırmızısı, pembesi, küçüğü, büyüğü olur mu? Yine kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla durumu oluşabilir. Aynı kitabın bir diğer uygulamasında, efendim günümüzde kızların yapacakları, erkeklerin yapacakları diye bir ayrım kaldı mı? Kimler, neden kız erkek işi ayrımı yapıyor? Kadınlar kaleci, metrobüs şoförü, erkekler ev temizleyicisi, yok bebek hemşiresi olamaz mı diye sıkı bir tartışma var ki sonuç yetişkinler için çok uyarıcı, hatta uyandırıcı olabilir. Son olarak güncel bir konuya da değinmek istiyorum. Çünkü atölyelerin çevrim içine nasıl uyarlanabileceği soruları geliyor. Şimdi ben bu konuda çok basit düşünün derim. İlke, küçük grupların ilk hazırlıklarını WhatsApp'ta kendi aralarında yapmaları, sonrasında toplu ekranda buluşmak olmalı. Araştırma, analiz, panel, çalıştay, münazara, evet bu gibi pek çok uygulama bu yöntemle gerçekleştirilebilir. Resim, karikatür, yazma, afiş, pano, fotoğraf. Bu çalışmalarda da bireysel ya da grupla üretilenler önce eğitmene iletilir, onun aracılığıyla ortak ekranda paylaşılabilir. Sürpriz sözcükler üzerinden yapılan işte bulmaca, yarışma, oyunlarda o sözcükler akış sırasında anlatana WhatsApp'tan gönderilebilir. Ama elbette çevrim içi uyarlama konusunda eğitmenler en yaratıcı çözümleri bulacaklardır. Evet, konular gördüğümüz gibi yoğun ama zaman sınırlı. Ben gerisini başka buluşmalara bırakıyorum. Bitirirken en başta söylediğimi yinelemek istiyorum. Bir kitabı okumak bir şey, onun derinlerine dalarak incelemek çok şeydir. Günışığı.com sitesi işte bu çok şeye götüren bir yol olarak tasarlandı ve yaratıldı. Çocukların, gençlerin keyif alacakları, sınırlarını keşfedecekleri, güçlerini sınayacakları bir yol. Aslında önemli olan yolun varacağı yer de değil, yolun kendisi. Haz dolu adımlarla ilerlenen, götürdüğü yerleri çekici kılan, gitmeye değer bir yol. Öyleyse Paulo Coelho'nun sözüyle noktayı koyalım. Gitmeye değer yerlerin kestirmesi yoktur. İstek, dikkat, emek, şart. Bütün yollarınız ışıklı olsun, aydınlığa çıkarsın. Teşekkür ederim.